Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yeni dönemde Amerika Birleşik Devletleri ile çok farklı bir sürecin başlayabileceğini işaret eden Erdoğan, Trump'la görüşmelerinin devam edeceğini söyledi. Trump'la görüşmeye devam edeceğiz dedim. Yeni dönemde ABD ile çok farklı bir sürecin başlayabileceğini işaret etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni dönemde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin gelişmesi yaptığımız bir telefon diplomasisiyle sağlanmaz. Biz Sayın Trump'la inşallah uluslararası toplantılar ya da ikili görüşmelerde bir araya gelmek suretiyle bundan sonraki süreci nasıl değerlendireceğimizi çok daha iyi bir şekilde tespit edeceğiz. Şu anda Sayın Trump'ın kabinesi nasıl oluşacak? Nasıl bir kabine ortaya çıkacak? Bunları görmemiz gerekiyor. Temennimiz odur ki Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında çok daha farklı bir süreç başlamış olsun. Evet. ABD'nin yeni yönetiminde yer alacak Elon Musk'la ilişkiler de soruldu Başkan Erdoğan'a. Bizi burada ilgilendiren konu Musk'ın uzay ve teknoloji alanlarında çalışan bir iş insanı olması. Türkiye'de kendisiyle bu konuyla ilgili bir görüşme yaptık. Türkiye'nin teknoloji alanında attığı atılımlar dünyanın dikkatini çekiyor. Teknoloji tek başına ilerleyeceğiniz bir alan değil. Mutlaka bazı işbirliklerine ihtiyacınız oluyor. Bu alanda işbirliği fırsatlarının doğması halinde Musk'la da adımlar atılabilir. Başkan Erdoğan'a Donald Trump'ın seçilmesinin İsrail işgali tehdidini ne oranda azalttığı soruldu. Bana bu konuyla ilgili tespitler için biraz erken gibi geliyor. Trump görevi Biden'dan teslim alsın bakalım. Devir teslimden sonra yeni dönemde ne gibi adımlar atılacak? Bunu o zaman göreceğiz. Temennimiz odur ki Trump bu dönemde bölgeye yönelik çok daha farklı adımlar atsın. Çünkü zaman zaman verilen mesajlar bizi kaygılandırabiliyor kendisiyle seçilmesi sonrası nasıl birkaç gün içinde görüşüp konuştuysak, bundan sonraki süreçte de bu temaslarımızı aynı şekilde gerçekleştireceğimize inanıyorum. Çünkü geçmişte Trump'la görüşmelerimiz Biden'la mukayese edilemeyecek derecede fazlaydı. İnşallah bu dönemde de bu adımları en güzel şekilde atarız ve hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Türkiye buradan kazançlı çıkar. Başkan Erdoğan sınır ötesinde beklenen yeni harekat konusuna da değindi. Her an hazırız mesajı verdi. Şu anda Suriye'de Kamışlı bölgesini düşünün. Niye biz Kamışlı'da güvenlik güçlerimizde gerekli adımları atıyoruz? Çünkü orada bu terör örgütünün kökünü de yok edelim diyoruz. Ülkemizin güvenliği, vatandaşlarımızın huzuru için sınır ötesi operasyonlarımız her zaman gündemimizde. Tehdit hissedersek her an sınır ötesi operasyonlarımıza başlayacak hazırlığımız mevcut. Sınırlarımızda hala teröristlerin tutunduğu alanlar bulunuyor ve burası bizim güvenliğimiz için risk oluşturuyor. Oraları tamamen temizlemeden ve terör bataklığını kurutmadan tam anlamıyla güvenliği sağlamak mümkün değil. Riyad'daki zirveye katılan Suriye rejimi lideri Beşar Esad'la görüşme ihtimali de soruldu Başkan Erdoğan'a. Hala umutluyum dedi Erdoğan. Beşar Esad'ın konuşmasını dinleme imkanım olmadı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüşme için çıktım. Ben hala Esad'dan umutluyum. Bir araya gelip Suriye-Türkiye ilişkilerini inşallah yoluna koyalım diye hala umudum var. Biz Suriye tarafına normalleşme konusunda elimizi uzattık. Bu normalleşmenin Suriye topraklarında barışa ve huzura kapı aralayacağını düşünüyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden biz değiliz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü terör örgütü PKK, PYD, YPG başta olmak üzere teröristler tehdit ediyor. Suriye'nin toprak bütünlüğünü çoğu ülkelere dağılmış Suriyeliler de tehdit etmiyor. Esad bunun farkına varıp ülkesinde yeni bir iklimi başlatacak adım atmalı ve ülkesine sahip çıkmalıdır. Yanı başlarındaki İsrail tehdidi bir masal değil. Çevredeki ateşin istikrarsız topraklarda hızla yayılacağı unutulmamalıdır.